şey söyleyeceğim. Bir ağaçtan düşen kozalak bunlar. Bunlar çok bunlar, güzel ve taze. Ağaçtan düşen değil işte bunlar. Ağaçtan düşerse olmaz. Öyle bunlar mi? Şimdi tam zamanı yeni çamlar yaptı. Dikenli çamlardan, iğne yapraklı çamlardan alınanlar da var. Ladin dediğimizlerden de var. Bakın bu tam kozalak şimdi olacak zamanı. Daha sonra yaparsanız olmaz. Ağaçtan düşenler kuruduktan sonra düşüyor. Bakın onlar çok büyük oluyor çünkü evet, bunlar evet. Çok güzelmiş. Bu taze, bu çok önemli. Şu anda toplanıp yapılması lazım. Akciğerler için mükemmel, astım için mükemmel, nefes darlığı için mükemmel. İşte o reçinesi. Reçinesi değil mi? Evet. Bayağı reçinesi var. Mis gibi de kokar. Şöyle koklayın reçineyi. Ah doğru. Mis gibi çam kokar. Ay ne güzel kokuyor. Evet. Peki hadi bakalım. Hadi yapalım. Nasıl yapacaksınız? Şimdi suyumuzu bütün kaldı. Tireye de selam olsun. Tire'den geldi güzel kızlarım. Gel kızım yanıma. Böyle bir koyalım. Ocağımız ocakta orada. Ateş. Bunu ocakta evet. Ateşte evet. Yapacağız. Evet. Şöyle geçeyim. Şimdi suyumuz Mustafa kaldı. Yazın bana yazmaya başlamıştır bu şimdi herkes. Doğru. Bakayım sizin yöreniz neresi? Siz hangi ne kadar suya ne kadar kozalak koyuyoruz onu bir söyleyelim. Şimdi kozalaklarımızı biz içine daha çok koyuyoruz genelde hani tamam. İyice reçinesini versin diye. İçine tenceremizde su dolduruyoruz. Şekerimiz de mesela şekersiz yapanlar da oluyor. Biz böyle hani çocuklar falan da tüketebilsin diye biraz tatlandırmak için içine şeker ilave ediyoruz. Ben hemen aslında. Bir parantez açayım. Şeker hastasıysanız katliyen şekerlisini evet. Yapmayın. Bunu şekersiz de oluyor kardeşlerim. Şekersiz yapın. Evet. Şeker hastaları olanlar şekersiz yapsınlar. Ama şunun da güzelliğine bakar mısınız? Ölçüyü de şöyle yaparlarsa iyi olur. Her kozalağa 2 bardak su. Her kozalağa 2 bardak su. Çokmuş hocam o zaman o. Ama bak şimdi bu göreceksiniz ancak olur. Evet. Bir kozalağa 2 bardak su. Peki bu üstündeki şeyler ağaç dalları normal? Ağacın iğne onlar yaprakları. Onlar da mı? İğne yaprakları da normal evet. Yani. Onların onlar da taze başka bir şey veriyor. Çiçek açacak kısımları onlar da Zayda Hanım. Ay ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Bilenler çoktur da. Çok güzel öksürüğe, astıma evet, mükemmel iyi geliyor. %100 iyi geliyor. Gözlerimi açamıyorum gelen duman. Dumanından. Dumandan aynen. Rüzgar da bu tarafa var doğru döndü de ondan oldu. Aynen. Ama çok güzel. Ne kadar kaynayacak peki? 4-5 saat kaynayacak reçinesini iyice vermesi tabii. için içine. Bunu neredeyse getirseydiniz pekmez kıvamı gibi var. Hani, pekmez bakayım. Kıvamına gelecek neredeyse. Açın isterseniz. Evet. Bir bardak var mı Elif? Evet hemen hocam git. Ya ben niye çırpınıyorum ki? Şurada var hayatım. Ha? Şu bardağı acaba almışsınız canlı yayındayım Allah'ın olsun. Vallahi acaba. Ciddi misiniz ya? Elif bir bıçak getir annem. Bıçak mı? Dur rezil olmadan. Kız bunu kim kapattı böyle? Onunla değil. İçinde fermantasyon oldu. Evet. Ondan havalandı ondan oldu bıçak bu böyle. Bıçak getir bıçak. Şeyle ilgisi yok. Ha şunun ucuyla hemen şöyle yapıverelim. Al Elif yap. Tamam. Hocam vurabilirsiniz de. Hocam şöyle evet. Şuraya vurun biraz. Evet. Hayır hayır. Yok. Dur hocam bir dakika kapağını. Bir dakika. Şuraya yani şöyle. Evet. Bence bu kadar uğraşacağımıza biraz sıcak suya tutsak hemen oluyor. Hocam siz yordunuz ama ben açtım. Yok ama vurduktan sonra oldu canım. Tabii canım. Hazır mısınız? Az yapıyoruz biz. Dur şimdi bunu göstermek lazım. Bunun yapılışını, yalnız bu bayağı meşakkatli bir işmiş ama sonuçta şükür. Bar kozalak. O yüzden Türkiye çok bereketli bir memleket. Tam zamanı yapın. Kaçırmasınlar. Tam kozalak zamanı kaçırmasınlar bunu. Aa, içinde bir tane de kozalak var. Zeyda Hanım bir yudum almanı tavsiye ediyorum. Evet. Çok ciddi değişiktir. Misiniz? Lütfen iç. Ben hayatımda ilk defa tadacağım böyle bir şey. Ama çok güzel bir şey. Kaşık. Şu kaşıkla bir yudum olur mu? Şunun kozalağına da bakar mısınız içindeki? Elif sana kaşık görünüyor. Gönderdi bakın. Elif gönderdi kaşık. Kız o ne? Faydası varmış onunla iç. Onun eli bol. Yalnız Elif hepinize şikayet etmek hocam, istiyorum. Instagram'ına girdim. Gecenin bir yarısı hamur açmış ya. Bir de diyor ki zayıflayacağız. Nasıl zayıflayacağız? Hamur açmış hocam ya. Bir de koyuyor oraya ben de izliyorum. Vallahi açmayacağım senin şeylerini artık. Hikayelerini her an tehlikeli bir şeyle karşılaşabiliyorum. Bu şimdi tatlı o zaman. Bayağı tatlı bir şey. Bak tatlının çok hoşuna gidecek. Şunu biraz kaldırsana kuzu şöyle bir görelim tekrar onu. Kozalakları. Hocam onu ben... Bu ne kadar enteresan bir lezzet yok, böyle ya. Yok için bardak lazım da onun için istemiştim. Bir şey söyleyeyim mi böyle kekremsi ama tatlı çok enteresan. Oo hocam. Bunu ben, şimdi kimler yapsın? Öksürüğü tıksırı olan çocuklara yapabilir miyiz bunu? Kesinlikle çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Bu buzdolabımızda dursun çocuklarınız öksürdüğü zaman verebilirsiniz. Astımı olanlar bilhassa kesinlikle yapsınlar. Çok sigara içenler kesinlikle yapsınlar. Sigaradan kurtulacaklar. İçmeyin de mümkünse. Yani sigaranın pisliğinden kurtulacaklar.
Bakın şimdi herkes iyi kötü koronayla karşılaştı. Korona en çok nereye vurdu? Akciğerleri vurdu. Nefes alamadık. Akciğerlerimiz bozdu. İşte akciğerleri temizlemenin en güzel şeylerinden biri kozalak şurubu. Ha. Şimdi biz de veterisini yaptık, çektik. Önümüzdeki günlerde göstereceğiz. Vereceğiz, göstereceğiz. Bizimki biraz daha değişik. Bu. Ama bu da çok güzel. Hocam siz...